Seçimin hemen sonrasında Yunan medyasında bir takım haberler çıktı. Araştırdınız mı? Şöyle bir karıştırdım baktım. Var mı Yunan medyası diye bir şey? Yok mu? Var mı soruyor İnternet mu? Araştırdınız mı? Gördüm yani bana... Uydurma bir internet sitesi, uydurma bir yerel gazete, uydurma. Uydurma mı bu? Tabii tabii uydurma bir yerel gazete. Bana diyorlar ki niye cevap veriyorsun? Lan niye cevap vereceğim ben? Ben Yunanistan'da basında siz bu kadar kurumsunuz mesela araştırsaydınız keşke. Diyorum internet sitesinde haber uydurma. Var. Uydurma yani bir şeyi yok, karşılığı yok. Birisi bir haberi yapmış veya evet. Yaptırtmış bilemem. Sizin için... İddia yapmayalım yani. Yaptırtmış ne demek? Ya yapmış ya da yaptırtmış bilemem diyorum. Hayır şunu merak ediyorum. Şimdi ben mesela bana deseler ki işte İstanbul'u fetheden Yunanlı. İnternet sitesi olsun, şu olsun, bu olsun. Bir laf edilmez mi yani buna? Hani ya kardeşim ne saçmalıyorsunuz? O kadar rahatım ki niye edeyim ki yani? sen Yunan, birisi Yunansa Yunandır, Rumsa Rumdur. Yani bir başka, bu ülkede Rum var mı? Var. Yunanlı var mı? Var. İşte ne bileyim Ermeni vatandaşımız var mı? Var. Herkes var. Benim de secerem belli yani. İmamoğlu ailesini kime sorsan Trabzon'da tanırlar. Kaç seceresinin nereden geldiğini, hangi şey, ben şimdi oturup seceremi mi anlatacağım? Kime? Aklı kıt bir belediye başkanı. Aklı kıt. Kim o ya? Cahil. İftira atıyor ya. Gündem o. Nasıl bilmiyor musunuz Ahmet Bey kim olduğunu ya? Yapmayın gözünü seveyim ya. Bir tek o söylemiyor. Sanki hiç takip ediyor. Kim söyledi başka? Bilmiyorum. Başka ona da söylemedim. Söylerim aklı kıt diye. Söylemedim başka. Bilmiyorum. Ben bir tek ondan duydum. Yani aklı kıt ona kim derse aklı kıt derim. Kim derse bakın bu sözü alıp bana yapıştırmaya çalışan titrine bakmam ha. Titrine bakmam. Kim derse aklı kıt derim. Cahil derim. Rahatsız mı oluyorsunuz? Ya, nasıl rahatsız mı oluyorum? Aklı kıt diyorum. Hayır böyle bir suç cahil yok. Cahil diyorum bak o kadar rahatım ki. Cahil ve aklı kıt diyor. Siz de deseniz derim size. Ah bu kadar net. Ben hayatta böyle bir şey derim. Ah bravo sizi tebrik ederim. Bravo. Siz zeki insansınız. Ben der miyim hayatta? Kimsenin hakkında böyle bir şey konuşur muyum? Ama ben mesela... Mesela bu konuda size ne diyorum? Ya ben şimdi internet bana günde bazen 2-3 bin internet sitesinden ifadeler düşüyor. Ya bana mesela ben sizin yerinizde olsam bana getirseler önüme danışmanlarım. Ya Yunanistan'da kıytırık bir internet sitesi İstanbul'u fetheden Yunanlı diye seninle ilgili haber yapmışlar. Bana o cevabı Ahmet Bey bana o cevabı veren gibi kıytırık politikacı olurum o zaman. Kıytırık politikacı olurum. Cümlemi bitireyim. Ayasofya'nın intikamını alıyor. Konstantinopolis'in işte yeni seçilmiş. Ya şöyle derim yani. Ya bu kıytırık internet sitesini. Konusu gelirse derim. Sorarsanız derim. Kimdir bu ya? Soruyorum. Kıytırık bir adam. Yazmış. Kimdir yani? Kim? Belki yazdırılmış bilemem diyorum bakın. Çünkü somut bir medya şeyi elde edemedik onun hakkında. Var mıdır öyle bir internet sitesi? Var mıdır öyle bir yerel gazete elde edemedik? Dolayısıyla yazdırılmış mı emin değilim. Yani varsa kimdir o yani ne haddine? Benim kim olduğum belli, secerem belli. Yani 7-8 kuşak sayarım bu arada. İstanbul, Türkiye'de 7-8 kuşak saymak kolay değildir. Aile soy olarak daha da uzun sayan aile fertlerimiz var ama ben kendi öz ailemde 7-8 kuşak sayarım. Sayayım mı? Benim adım Ekrem. Babamın adı Hasan. Onun babasının adı Mehmet. Onun babasının adı Mevlüt. Niye sayıyorsun? Sayıyorum mesela. Sayıyorum. Zeka yani nasıl aileme düşkün olduğumu anlatmak için. Gerek yok. Mevlüt. Onun dedesi, onun babasının adı Mehmet, Ali, Ömer. Daha gideyim mi ileriye? Yani sayarım ben. 8-9 kuşak sayarım. Şunun için söylüyorum. Kim ya yazmış etmiş? Ama tekrar ifade ediyorum. Bir belediye başkanı demiş ya tırnak içinde aklı kıt, tırnak içinde cahil. Kim derse derim diyorum. Bakın makamına bakmam. Makamına bakmam. Kim bunu ifade ederse derim. Hayır. Onun için haddini bilecek herkes. Başka bir şey bu. Hayır belediye başkanının söylediği şey şu diyor ki. Neyse savunmayın siz onu ya. Hayır savun. Neyini diyorsunuz? Hayır şunu diyor yani. Ne diyor mesela? Ben bir şey anlamadım dedim. Ne siz nasıl anladınız? Ben anladım şöyle diyor. Bakayım ne diyor? Diyor ki. Bir Yunan medyasında diyor bir haber çıkmış. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u fetheden Yunanlı diye. Ekrem İmamoğlu diyor nereli? Trabzonlu. E diyor niye cevap vermiyor bu habere diyor. Bu ben Trabzonluyum kardeşim bana nasıl böyle bir şey söylüyor? Öyle demiyor. Siz anladınız onu diyor. Öyle bir şey demiyor. Siz anladınız onu demiyor. Siz anladınız ne demek istediğimi. Böyle göz işareti yapıyor. İyi izleyin o zaman. Ben izledim. İzleyin. 80 defa izledim. Yapma. Beraber izleriz. Beraber izleriz. Zevkle. Ben bu konunun... Sonra diyor ki siz anladınız onu diyor. Ben öyle bir şey görmedim. Yani ben 80 defa izledim. Devamını izle anlarsınız. Yok ben öyle... Ahmet Bey imalarla... Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Öyle bir şey demedim. Ahmet Bey bakın. Eğer belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla da konuşurum. Bak. Hayır ben savunacağım. İlal Yıldırım'ı da çağır onunla ben da konuşurum. Ben hakkaniyetli bir insanım. İzlediğim şeyi anlatıyorum size. Varsa ki cevap vermedin. Bunu niye açıyorsunuz? Ha ben açmam. Bunu niye açıyorsunuz? Ama onun amacınız ne? Açma biçimi. Bak anladınız. Yani Trabzon neresi? Orası, burası, onlar oradan, bunlar oradan. Ne yaratmak istiyorsunuz? Sen infial yarat. Ya sadece şunu Trabzonları lekeliyorsun. Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Ondan sonra buradan bir politika yapmaya çalışıyorsun. İnsanların zihnine bir şeyi nakşetmeye çalışıyorsun.
Bırakın savunmayın. Başka konuya geçin. Size hayır, tavsiye ederim. Hayır yani. Ben savunmuyorum ama. Bence savunmayın. Yani. Hayır hayır. Şöyle siz de bence adamın söylemediği şeyi Ahmet söylemiş gibi savunmayın. Bak lütfen. Siz de lütfen. Bak lütfen savunmayın. Söylemediği şeyi. Bak lütfen savunmayın. Başka soruya geçin. Siz söylemediği şeyi bakın, söylemiş savunmayın. Gibi yapmayın. Bakın savunmayın. Yapmayın. Ahmet Bey savunmayın. Hayır, ben yazdım. İstirham ederim. Ben bak. Savunmuyorum. Yazdım. Tamam savunmayın. Yazdım devam ben edin. Diyorum. Yani adam sizin Trabzonlu. Ahmet Bey savunmayın. Devam etmeyin. Bak devam ederseniz başka bir konuya girersiniz. Bak, hayır. Benim Trabzonlu olduğuma niç bak diyorsunuz ben olsam söylemem. O kısmından ünlem işareti koyun konuyu kapatalım. Hayır ben o başkan için söylememiştim ben. Melih Gökçek bunu biraz sürdürüyor onun için söylemiştim. O başkan size herhangi bir Esenler Belediye Başkanı sizinle ilgili dediniz söyledi. Az önce dediniz ki niye cevap vermedi dedi dediniz. Evet niye cevap vermedi? Buraya ünlem işareti koyun bırakın diyorum ben de. Tamam ben de size soruyorum koyun, niye bırakın. Cevap vermediniz diye soruyorum. Cevabını ya. Verdim yani tamam, ben adam bitti. Yerine koymadım. Aynen onu adam yerine koymadığım gibi cevap vermedim yani. Belediye başkanı da adam yerine koymadım. Onu yazanı da adam yerine koymadım. Yani bu habere tepki göstermeyişinizi sormasında bir mana mı var? Sizce? Bilmiyorum soruyorum size. Ya ben sizce ben niye bana soruyorsun? Sorun onu kendisine. Sizce var mı? Bence yok o zaman peki. Bravo size o zaman. Size de bence bravo. Bence sizin gazeteciliğinize bu yakışmadı bence söyleyeyim. Hangisi? Şu söz söylediğiniz. Ne dedim? Dediniz ya bence yok. Niye soruyor o zaman? Yani Yunanistan'daki bir yerel gazeteye Ekrem İmamoğlu niçin cevap vermedi? Anladınız onu. Yani niçin anladınız cevap vermedi? Anladınız onu demiyor. İzleyin. İzleyin. Bakın izleyin. Peki izleyelim. İzleriz, beraber izleyelim. Programdan sonra izleyelim. Ben size bir şey daha söyleyeyim mi? Diyorsunuz ya yani bence öyle niyete. Neyi niyetle söyledi o zaman? Bilmiyorum ben niyetini. Ama niye bilmiyorsunuz? Az önce diyorsunuz bence o niyetle söylemedi diyorsunuz. Hayır niyetini bilmiyoruz ki. Nereden bilebiliriz? Hayır de, bakın ben de diyorum ki ne niyetle söyledi? Siz de bilemezsiniz. Bakın Ramazan gecesi iftarla sahur arası Yunanistan'daki bir gazeteyi anlatıp böyle yazdı deyip Trabzonlu, Yunanlı yan yana koyup niye cevap vermedi sorusu sizce niye sorulur? Bilmiyorum kendisine sorun. Sorana sorun ben sormadım. Neyse şey. Tamam peki diğer konuya geçin isterseniz Ahmet Bey. Ama hani biz şöyle. Ahmet Bey başka konuya geçelim lütfen. Müsaade edin bir ama şey söyleyeyim. Ama lütfen yani hani bakın lütfen. Bakın bu olmaz. Bak kalbimi kırıyorsunuz. Ben İstanbul'un size, ekonomisini konuşalım. Size başka yönelik, şeyler. Size başka yönelik, şeyler. Yani size şu anda yönelik, bir belediye başkanı savunuyorsunuz yani. Hayır sizin kalbinizi kıracak en küçük bir şey söylemedim. Söylemiyorum. Siz tamam, yapmayın peki, böyle. Yani peki. Gerek yok buna. Tamam. Bu tarza gerek yok. Lütfen başka konuya geçelim tamam. Falan demenize de gerek yok. Ben izlediğim videoda adamın ne dediğini anlatıyorum. Beraber izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Tamam. Niyeti neymiş bilmiyorum. Ben sizin söylediklerinizin niyetlerini aramıyorum ki. Ben görünür, zahire bakıyorum. Siz bir şey söylüyorsunuz diyorum. Zahiri de baksanız. Ben ona ben bakıyorum ben yani. Ki, ha siz orada bir ima... Diyorum, ima ben değil, siz de düşünün. Tamam düşünelim. Tamam, ima olduğunu... Lütfen yani burada lütfen bu konuyu kapatalım falan benim kalbimi kırıyorsunuz diyecek bir şey. Ahmet Bey peki. O neyse tamam. Önemli değil. Tamam. Neyse kapatalım o konuyu.